Senin altından da Mustafa çıktı Rüstem. Beni gizlice dinlemenizin sebebi Şehzade Mustafa mıydı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Tam da istedikleri bu. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Sen de bu oyuna geliyorsun. Bu sadece düşmanlarımızın işine yarar. Unutma. Kaderim bana bağlı. Artık sizin de kaderiniz bana bağlı sultanım. Bu savaşı tek başınıza kazanamazsınız. Ne demek bu? Benimle nasıl böyle konuşursun? Senelerdir size sadakatle bağlıyım. Bir kez bile ihanet etmedim. Ettim mi? Beni dinlediğinize göre bunu öğrenmiş olmalısınız. Ne vakit sizi yalnız bıraktım, ne vakit sırtımı döndüm. Canım pahasına sizi korumadım mı? Canımı size feda etmedim mi? Bu hadiselerin seninle alakası yok. Mevzu bahis olan evlatlarımın istikbali. Bu sebeple de her türlü ihtimali düşünür, ona göre tedbirimi alırım. Kaç kere ölümden döndüm. Kaç kere canımı yaktılar. Zindanlara attılar. 2 sene ıstırap çektim. Oğlumu aldılar benden. Oğlumu. Yüreğimi söktüler. O günlerdeydin. Niye yardım etmedin? Ben bir şey yapıyorsam mutlaka sebebi vardır. Sakın unutma. Boşuna da değilmiş. Büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Hünkârımız bunu bağışlamayacaktır elbet. Sadece bu değil. Bazı beyler paşalar bir araya gelip Mustafa adına hareket ediyorlarmış. Onun bile haberi olmadan hem de. Bu bohçacı kadın onların casusuymuş. İçimize kadar girmiş yılanlar. Maksatları belli. Bizi yok edip Mustafa'yı tahta çıkarmak. Divanda seninle konuşan kimdi? Atmaca. Şehzade Mustafa'nın silahları olduğunu söyledi. Karşıma çıktığına göre alelade biri değil, güvendiği birileri var. Sultanım, sizin düşmanlarınız benim düşmanımdır. Eğer birlikte yürüyeceksek sizden tek bir arzum var. O da bana güvenmeniz. Tek istediğim budur. Güvenmediğim kimseyi kızımın yanında tutmam. O halde vakti geldi. Ben her şeyi düşündüm. Sultanım. Nihayet beklediğimiz mektuplar bir bir saraya ulaşıyor. Ne yazmışlar? Tahmin ettiğim gibi herkes övgüler, metiyeler düzmüş. Öyle laflar edilmiş ki Şehzade Mustafa'nın sonunu onu sevenler getirecek. Baksanıza ne demişler onun için. Müstakbel sultanımız. Müstakbel sultanımız. Senin okuyacağını bile bile böyle yazmışlar. Öyle mi? Bu ibare birçok mektupta var. Anlaşılan o ki şehzadenin etrafında kim varsa isyana hazırlar. E madem öyle, hünkârımızın da bu vaziyete karşı hazırlıklı olması icap eder. Mihrim'a, gel otur. Rüstem gitti mi? Gitti. Mutsuzluk bu saraydakilerin kaderi olmalı.
Ne oldu, neyin var? Cihangir geldi bana. Rüstem'in Manisa'ya gideceğini öğrenmiş, sual edip durdu. Ben de mevzuyu anlatmak zorunda kaldım. Bu çocuk neyin peşinde anlayabilmiş değilim. Malumunuz. Cihangir için Mustafa abimin yeri ayrı. Ona olan sevgisi ve hürmeti büyük. Aralarındaki bağ hayli kuvvetli. Bu bağ evvela Cihangir'e, akabinde bize zarar verir. İkimiz de Cihangir'e göz kulak olmalıyız. Şehzade Mustafa hata üstüne hata yapıyor. Yürüdüğü bu ihanet yolunda evladımı da yanında götürmesine seyirci kalamam. Ne olur Rüstem anlat. Hünkârımız mektupları okuyunca ne dedi? Bir hayli öfkelendiler sultanım. Bir an evvel dönmek istediler. Yol boyunca tek kelime de etmediler. Siz daha iyi bilirsiniz. Hünkârımız böyle zamanlarda vakte ihtiyaç duyar. Hakkından neler geçiyor, kestirmek güç. Melik beni de affetmemiş. Yüzüme bile bakmadı geldiğinde. Nurbanu Hatun yüzümüzü kara çıkarmadı. İlk büyük imtihanında muvaffak oldu. Öyle. Demek ki Manisa'ya doğru cariyeyi göndermişim. Hünkârımız da fazla kalmadılar. Nihayet kavuştunuz. Sen buna kavuşmak mı diyorsun? Hünkârımız yüzüme bile bakmıyor. Yakınındayken ona kavuşamamak öyle acı ki. Hünkârımız aşkınıza fazla karşı koyamaz sultanım. Adaklar adadım. Barıştığınız gün kurban keseceğim. Hadi inşallah. Destur! Şehzade Cihangir Hazretleri. Cihangir. Nicedir seni sual ediyorum. Niye gelmedin yanıma? Hadi. Konuşabilir miyiz? Hünkârımızın vaziyeti malum. Canı hayli sıkkın. Bunun nedeni Rüstem Paşa'nın ona teslim ettiği mektuplar mı? Sen bu hadiselere kafanı yorma. Validen ben artık çocuk değilim. Size bir soru sordum. Hünkârımızın canı o mektuplar yüzünden mi sıkkın? Öyle görünüyor. Mustafa'nın kabahatini yine biz çekiyoruz. Ne yazıyor o mektuplarda? Gerçekten bilmek istiyor musun? Madem öyle kulaklarını iyi aç. Şehzademizin etrafındaki mühim zatlar hadlerini iyice aşmışlar. Öyle ki müstakbel sultan diyorlarmış onun için. Senin o çok itimat ettiğin ağabeyin bunlara cevaz vermese buna cüret edebilirler mi? Hünkârımız Şehzade Mustafa için bir kaftan yapılmasını emretmiş. Emin misin? Kimden işittin? Lokman Ağa dede. Ben de akabinde terzi ile konuştum. Hünkârımız kıymetli taşlarla süslü, ihtişamlı bir kaftan hazırlanmasını istemiş. Hünkârımız Mustafa'nın kabahatini görmezden geliyor. Üstelik bir de hediye. Kaftan demek. Oldukça manidar. Neden öyle dediniz sultanım? Vaktiyle hünkârımız Manisa'da şehzadeyken hediye bir kaftan gelmiş. Oldukça kıymetli bir kaftan.
Lakin son anda Valide Sultanımız zehirli olduğunu anlamış. Zira o zamana kadar gördüğü en güzel kaftanmış. Gel. Sultanım, müjdeler olsun. Şehzade Mustafa'nın kabahati ortalığa dökülmüş. Bunu mu söyleyecektin? Siz nasıl öğrendiniz? Bana hizmet eden yalnızca sen değilsin Lokman. Hünkârımız öğrendi değil mi? Nasıl karşıladı? Anlat. Gel Cihangir. Validem. Malumunuz olmuştur. Mustafa abim. Hünkârımız böyle münasip görmüş. Vaka Şehzade Mustafa'nın kabahati de ortada. Rahmetli Kaputan Paşa'nın kızıyla gizlice evlenmiş. Bu mümkün değil. İftira atmışlar abime. İftira falan yok. Şehzademiz alenen hünkârımızın iradesini hiçe saymış. Kati suretle cezasını çekmeli. Bayezid abimin vaziyeti ortaya çıkınca da aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz validem? Sen kimden yanasın Cihangir? Selim'le Bayezid dururken nedir bu Mustafa sevdası? Mütemadiyen haksızlığa uğradığı için olabilir mi validem? Başını ne yana çevirirsen diğer tarafa kör kalırsın. Keşke diğer kardeşlerine de bu kadar düşkün olsan. Mirivan başına gelenlerden Allah bilir haberin bile yoktur. Ne oldu ki? Ben felaketini beklerken Mustafa hünkârımızla arasındaki buzları eritmiş. Şehzademizin arkasındaki kuvvet olmasa çoktan bertaraf olmuştu. Kim bunlar Rüstem? Hala öğrenemedin mi? Mustafa'ya destek olan kim? Elimden gelen gayreti gösterdiğime emin olun sultanım. Lakin düşman bize yüzünü göstermemekte ısrarlı. En büyük kozumuz bu. Lakin biz bundan mahrumuz, öyle mi? Önümüzdeki günler neye gebe bilemeyiz sultanım. Yeniçeri yıllardır sefere çıkmıyor ve huzursuz. Hünkârımız da olup bitenin farkında. Elkaz Mirza'yı huzuruna kabul etmesi Acem Diyarı'na bir sefer düşündüğünün alameti. Elkaz Mirza'nın da bizi büyük bir dertten kurtardığı malumunuz. Elkaz'ın bize olan yakınlığı mıyım? Mirma'ya da söyledim. Onu sarayınızda ağırlayın. Bol bol hediye verin. Siz orasını merak buyurmayın. Ancak hünkârımızı Acem seferine ikna etmemiz lazım. Böyle bir sefer bizim için de faydalı. Hem ben ordunun başında ilk seferime çıkarım, hem de şehzadelerimizden birisi saltanat naibi olarak gücüne güç katar. Şu söylediğin tehlikeli. Ya hünkârımız Mustafa'yı saltanat naibi yaparsa? Sanmam. Son olup bitenlerden sonra hünkârımız kurda kuzuyu teslim etmez. Kuru Cihan'ın burada olduğunu nasıl saklarsın benden? Öyle bir niyetim yoktu sultanım. Ancak çaresiz kaldım. Bir yanda şehzademiz, bir yanda siz. Bana da hak verin. Bayezid'le biz iki ayrı taraf değiliz. Bunu aklınıza sokun. Onun hayrına olan her şey beni memnun eder. Kuru Cihan'ın evladıma vereceği zarar aşikar. Burada kalamaz. Eğer bana kendinizi affettirmek istiyorsanız size büyük bir iş düşüyor. Ne yapmamı istiyorsunuz sultanım? Kuru Cihan'ı göndermeniz elbette. Ben buradan ayrılır ayrılmaz ne yapıp edip onu gönderirim. Beyhan Sultan'ın yanına mı gider, nereye giderse artık. Sultanım. Sokollu. Sizi tekrar sarayda görmekten ziyadesiyle memnun oldum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin.
hayırlı haberler getirdin inşallah. Hünkârımız Acem diyarına seferi Hümayun kararı aldılar. İlaveten Avusturya'ya sulh için ahitname-i Hümayun vermeyi kabul ettiler. Nihayet Sokollu. Kasvetli kahır dolu günlerin akabinde bu haber ilaç gibi geldi. Şehzade Mustafa bir vazife almadı değil mi? Henüz değil. Lakin hünkârımız mutlaka bir vazife vereceklerdir sultanım. Bir şekilde mani olmalıyız. Bu seferin kahramanları bizler olacağız. Üstem Serdar olacak. Sen donanmanın başında kıyılarımızı ve beni koruyacaksın. Bayezid sefere katılacak. Selim de naib olarak payitahta gelecek. İşte olması gerekenler bunlar. Gönlünüzden her daim şehzademiz Bayezid'in geçtiğini sanırdım. Yoksa Kütahya'dayken tatsız bir hadise mi yaşadınız? Hiç sorma. Huri Cihan Sultan aslanıma musallat oldu yine. Lala Mustafa'ya meseleyle alakadar olmasını söyledim. Bakalım altından kalkabilecek mi? Çabalarım. Hazırlıklar biter bitmez sefere çıkacağız. Ben senin de benim yanımda olmanı isterim. Lakin malumun olduğu üzere bu Acem seferleri hayli uzun ve meşakkatli oluyorlar. Bu yüzden benim yanımda olamayacaksın. Aksine burada emanetim olan tahtıma sahip çıkacaksın. Hünkârım, işittiğim doğru mu? Beni saltanat naibi olarak mı tayin edeceksiniz? Hünkârımızın Mustafa ile bu hali hayra alamet değil. Kendime mani olmaya çalışıyorum lakin ne mümkün. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Hoş geldiniz valide. Sultanım, korktuğumuz başımıza geldi. Hünkârımız saltanat naibi olarak Şehzade Mustafa'yı seçtiler. Biz seferdeyken o sarayda olacak. Hünkârımız nasıl olur da daha dün isyana gelen şehzadeye tahtını emanet eder? Ben de hala şaşkınlıklar içerisindeyim sultanım. Hünkârımızın böyle bir karar vereceği aklımın ucundan dahi geçmezdi. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Bu bizim ölüm fermanımız. Mustafa eğer tahta bir kere çıkarsa onu oradan indirmeye kimsenin gücü yetmez. Seneler sonra Mustafa abimin böyle taltif edilmesi mühim tabii. Bu bir zafer. Onun yerini sağlamlaştıracak. Ancak kaygılarınız yersiz. Ordu sizinle gidecek. Neticede savaşa gidiyoruz sultanım. Savaşta her şey mümkün. Ya geri dönemezsek? Şimdi anladın mı Mihrimah? Bu yüzden İstanbul'da kardeşlerinden birinin olması lazım. Saruhan sancağına Selim'i gönderdin. Lakin saltanat naibi olarak Mustafa'yı münasip gördün. Düşünüyorum da bu kararına bir mana veremiyorum. Ben öyle münasip gördüm Hürrem. İlaveten vakıf olmadım, bazı hadiselere şahit oldum. Manisa'ya gittiğimde Selim'i bir şehzadeye yakışmayacak vaziyette yakaladım. Beni ziyadesiyle hayal kırıklığına uğrattı. Akabinde hatasını anladı. Af diledi, tevbe etti. Lakin onun perişan hali benim gözümün önünden gitmiyor. Selim doğru yolu bulacaktır. Biraz vakit lazım. Şayet vazgeçersen evladımızı daha büyük bir çıkmaza sürüklemiş olursun. Evladımdan vazgeçecek değilim elbet.
Lakin kararımdan da ziyadesiyle memnunum. Mustafa'm yokluğumda payitahtı hakkıyla idare edecektir. Hayırlısı olur inşallah.